Evet merhaba. AKP'li bir yetkili Türkiye'de benzin fiyatlarının dünyaya göre çok ucuz olduğunu söylemeye çalışmış. Ben de bugün size dünyanın en pahalı kentlerinden biri olan Londra'daki benzin fiyatlarını göstererek aslında hesabın ne kadar yanlış olduğunu, ne kadar kurgulanmış ve mantık dışı bir hesap olduğunu anlatmaya çalışacağım. Evet, İngiltere'de benzin fiyatları Türkiye'ye göre biraz daha fazla. Gördüğünüz gibi burada benzin 1.55, yani aşağı yukarı 30 lira civarında bir para litresi benzinin. Türkiye'ye göre biraz daha pahalı. Ancak satın alım gücü mukayese edildiğinde bu gerçekten böyle mi? İngiltere'de saatlik asgari ücret neredeyse 10 lira. Bu itibarla baktığınızda İngiltere'de asgari ücretle çalışan birisi bir saat çalışarak 6 litreden fazla benzin alabiliyor. Buna mukabil Türkiye'de asgari ücret saatlik yaklaşık 25 lira civarında ve Türkiye'de benzin fiyatlarını hesaba kattığımızda ancak 1.3 litre civarında bir benzin alabiliyor Türkiye'deki bir işçi. Şimdi bunu mukayese ettiğinizde benzin nerede daha ucuz, satın alım gücü nerede daha fazla, bunu iyi anlamak lazım. AKP'li arkadaşların gerçekten bir matematik dersi almaya ve hesaplarını doğru düzgün yapmaya ihtiyaçları var. Yine bununla birlikte eğer bizi izleyenlerden ben nasıl olsa 50 liraya benzin alıyorum diyen varsa onlara da şu hesabı yapmak istiyorum. AKP ilk iktidara geldiğinde, yani o çıraklık döneminde 50 liraya bu arkadaşlar 30 litre civarında benzin alabiliyorlardı. Bugün AKP'nin ustalık döneminde alabildikleri benzin 50 liraya yaklaşık 3 litre, belki bundan biraz daha az. Eğer AKP bir dönem sonra iktidara gelirse, yani ustabaşılık dönemi söz konusu olursa, eminim bu benzin istasyonlarına gelerek sadece benzini koklamak zorunda kalacak vatandaşlar. Benim buradan vermeye çalıştığım mesaj, AKP'li arkadaşlar hesaplarına bir dikkat etsinler, bir göz kulak olsunlar. Eğer anlamıyorlarsa gelsinler, ben onlara hesap öğreteyim, ya da millet zaten onlara hesap nasıl yapılır sandıkta gösterecektir. İyi günler diliyorum.